Oh, how fascinating it was. How she enjoyed it. How she loved sitting here, watching it all. It was like a play. It was exactly like a play. Who could believe the sky at the back wasn't painted? But it wasn't till a little brown dog trotted on, solemnly and then slowly trotted off, like a little theater dog. A little dog that had been drugged, that Miss Spirit discovered what it was that made it so exciting. Evet, eserdeki anlatımlar biraz böyle ağır bir dilde yazılmış, edilmiş. Ama ders konuyu bitirdiğim vakit sizlere kitaptaki yapmış olduğum kritikle ilgili bazı şeyleri de anlatacağım. There were all on the stage. They weren't only the audience, not only looking on. They were acting. Even shared a part and came every Sunday. No doubt somebody would have noticed if she hadn't been there. Biraz konu olarak ağır gelebilir size. Ama dediğim gibi açıklamaları birazdan vereceğim. No doubt somebody would have noticed if she hadn't been there. She was part of the performance after all. How strange, she'd never thought of it like that before. And yet it explained why she made such a point of starting from home at just the same time each week. So as not to be late for the performance. And it also explained why she had quite a queer, shy feeling at telling her English pupils how she spent her Sunday afternoons. So she's a teacher in a way. No wonder. Miss Brill nearly laughed out loud. She was on the stage. She thought of the old invalid gentleman to whom she read the newspaper four afternoons a week while he slept in the garden. She had got quite used to the frail head on the cotton pillow, the hollowed eyes, the open mouth, and the high pinched nose. If he had been dead, she mightn't have noticed for weeks. She wouldn't have minded, but suddenly he knew he was having the paper read to him by an actress. An actress. The old head lifted. Two points of light quivered in the old eyes. An actress, i.e. And Miss Birrell smoothed the newspaper as though it were the manuscript of her part and said gently, "Yes, I have been an actress for a long time." The band had been having a rest. Now they started again. And what they played was warm, sunny, yet there was just a faint chill. As something was, what was it? Not sadness. No, not sadness. As something that made you want to sing. The tune lifted, the light shone. And it seemed to Miss Brill that in another moment, all of them, all the whole company, would begin singing. The young ones, the laughing ones who were moving together, they would begin. And the men's voices, very resolute and brave, would join them. And then she too, and the others on the benches, they would come in with a kind of accompaniment, something low that scarcely rose or fell, something so beautiful, moving, and Miss Brill's eyes filled with tears, and she looked smiling at all the other members of the company. Yes, we understand, she thought, though what they understood she didn't know. Just at that moment, a boy and a girl came and sat down where the old couple had been. They were beautifully dressed. They were in love, the hero and heroine. Of course, just arrived from his father's yacht, and still soundlessly singing,
still with that trembling smile. Miss Brill prepared to listen. "No, not now," said the girl. "Not here. I can't." "But why?" "Because of that stupid old thing at the end there?" asked the boy. "Why does she come here at all? Who wants her? Why doesn't she keep her silly old mug at home? It's her fur which is so funny," giggled the girl. "It's exactly like a fried whiting." "Oh, be off with you." Güzel bir ifadedir, öğrenmenizi tavsiye ederim. "Be off with you," said the boy in an angry whisper. "Then tell me my pretty share." "No, not here," said the girl, "not yet." On her way home, she usually bought a slice of honey cake at the baker's. It was her Sunday treat. Burada da rutin olarak yapılan işler anlatılıyor. Her pazar günü işte bir fırına gidip üzeri ballı bir kek alması. Sometimes there was an almond in her slice, sometimes not. It made a great difference. If there was an almond, it was like carrying home a tiny present, a surprise, something that might very well not have been there. She hurried on the almond sundaes and struck the match for the kettle in quite a dashing way. But today she passed the baker's by, climbed the stairs, went into the little dark room, her room like a cupboard, and sat down on the red eider down. She sat there for a long time. The box that the fur came out of was on the bed. She unclasped the necklet quickly, without looking, laid it inside. But when she put the lid on, she thought she heard something crying. Evet, burada da kısa, çok kısadır. Yani şeyin, Catherine Mansfield'in öyküleri prolog hariç, ki takribi bir 50-52 sayfa yazmış. Onun dışında bütün eserleri kısa öykülerdir. Türkiye İş Bankası tarafından bunun şeyi yayınlandı, Türkçe 88 eseri. Doğal olarak ben de oradan faydalandım ve bunlar üzerinde de gereken düzeltmeleri ve kritikleri yapmıştım. Şimdi burada da eserde de görüldüğü gibi Miss Brill adında bir kadın var, bir öğretmen. Kendisi her pazar rutin şekilde bir işleri yapmakta arkadaşlar. Yaptığı iş de işte erkenden kalkıp da deniz kıyısına gitmek. Tabii giderken de ilk önce o rutin iş olarak evde gördüğü kürkünü kutusundan çıkarması ve bu kutudan çıkardığı kürkünü temizlemesi, çok titiz bir şekilde temizlemesi ve şık bir şekilde de giyinip de sahile inmesi var. İşte sahile indiği vakitlerde de çeşitli karakterleri görüyor. İnsanlar gözüne çarpıyor. Dolayısıyla bir iç gözlemleme var. Ki şeyde de Catherine Mansfield'in pek çok eserlerinde de bu iç gözlemleme tıpkı Virginia Woolf'da olduğu gibi kendini gösteriyor arkadaşlar. Hal böyle olunca da tabii bu iç gözlemlemeler şeyinde de Miss Brill'den bahsedersek, işte o genç sevgililerin gelip de yaşlı kişilerin oturduğu banka oturup da daha sonra Bayan Brill'i gözlemlemeye çalışmaları ve biraz da böyle tepeden bakarcası işte kızcağızın böyle kürkü üzerine böyle hakaret demeyelim de biraz böyle kötü ifadeler söylemeye çalışması Miss Brill'i de üzüyor. Ve bunun neticesinde de doğal olarak eve hızlı bir şekilde ulaşma sevdasına girişiyor. Her zaman pazar günleri yapmış olduğu fırıncıdan aldığı üzeri işte ballı, bazen de bademli kekini bu sefer almıyor. Çünkü büyük bir hayal kırıklığına kendini kaptırıyor maalesef. Hal böyle olunca da tabii doğal olarak pek fazla bir anlam taşımıyor bu pazar günkü
yapmış olduğu gezinti. Hal böyle olunca da tabii bir insanı ele aldığı için Catherine Mansfield burada, işte orta yaşlarda bir bayanı ele aldığı için doğal olarak onun düşünce yapısından ve onun gözünden, tıpkı Wolf'ta olduğu gibi demin de söyledim, insanları bir gözlemlemesi var. Dolayısıyla bu eserde de verilmek istenilen husus bir disappointment, bir hayal kırıklığı var. Veya bir loneliness dediğimiz. Çünkü hayatı boyunca Catherine Mansfield de kendisi hep hayal kırıklığını yaşamış. Diğer taraftan o loneliness diyebileceğimiz yalnızlığı da yaşamış. Demin eserin başında John Middleton Murray söyledi, yazar. Kocası, eşi, iyi bir eleştirmen o dönemler içerisinde de. Fakat bu eleştirmenliği maalesef Catherine Mansfield'e pek yansımıyor. Hatta öyle ki, işte 34 yaşında tüberkülozdan ölmesi neticesi ki hayatı boyunca kalp rahatsızlığını hissettiği vurgulanırken, kendisi öyle bilirken, tüberkülozdan ölmesi neticesi o ana kadar işte böyle drafts diyebileceğimiz, eskiz diyebileceğimiz yazılarını filan topluyor John Middleton Murray. Ve inanın bunları toplamaların neticesi de sonunda da kitaplar halinde yayınlıyor ve kadıncağızın hayatında göremeyeceği derecede paralar kazanıyor eşi. Vurdum duymaz bir eşi var. Sağlığı neticesinde çeşitli defalarda yurt dışına gitmesi doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Daha ılımlı, havanın daha böyle mild diyebileceğimiz ılımlı olduğu, sakin olduğu bir yer söyleniyor. Çünkü hayatının çoğu zamanını hep Londra'da geçirmiş. Yeni Zelanda'dan işte 1906 yılında geliyor, okuyor. Queen's College'dan. Hala da devam etmektedir bu okul, onu da size söyleyeyim. Hayatı boyunca da hep kendini yalnız hissediyor.